Uluslararası Ajans Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci arıyor bir haber verdi. Adam ilan verirken gazeteci demiyor. Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteciye söylüyor. Şu demek istiyorum. Gazeteci ararsınız. Ama Erdoğan aleyhtarı gazeteci derseniz bunun adı gazetecilik değil, provokasyondur. Bu yanlıştır. Basın ahlakı bu değil. Siyasi etik bu değil. Meslek adabı bu değil. Bunlar yanlış işler. O yüzden diyoruz ki iş ilanı verirken ki ayarı aslında Türkiye aleyhtarı demek. Oradaki Erdoğan bir siyasi figür ama temsil ettiği anlam Türkiye demek. Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için, Türkiye yatırımına geçmek için özel haber yapacak, muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum içeride kavga edelim ama dışarıdaki kuramlıklara karşı 85 milyon omuz omuza yapılan yanlış dememiz lazım, dik durmamız lazım. Bakınız değerli arkadaşlar, Fransa'da hepiniz gördünüz. Ahmet Kaya Kültür Beldesi'ne ırkçı bir hasta adamın saldırısıyla ortaya çıkan bir sokak hareketi süreci başladı. Irkçılığa da yağmacılığa da karşıyız. Ama faaliyet belli ki ırkçılık. Ama PKK'nın, PYD'nin oradaki yandaşları polislere saldırdılar. Camları, dükkanları yıktılar, parçaladılar. Bizim gezi eylemleri gibi eylemleri orada görmeye başladık. Şunu demeye çalışıyorum. Bahçenizde affedersiniz. Kuduz bir köpek beslerseniz bir gün sizin ısırdığına şaşırmayacaksınız. Hep demedim Sayın Erdoğan. Ey Avrupa, senin teröristin benim teröristim olmaz. Terör insanlık suçudur. Yapmayın demedi mi? PYD, PKK, Suriye sınırında terör devleti kurarken, tünel kazarken Fransa başta Avrupa ülkeleri o bölgeye beton, çimento göndermedi mi? Siyasi destek vermedi mi? Propaganda imkanı vermedi mi? Hep yapmayın dedik. Yapmayın dediğimiz bugün ayaklarına dolandı. O yüzden terör gibi meselelerde herkes eşit mesafede olması, tavır kurması gerekir diye düşünüyorum. Bu Reuter meselesi önemli mesele. Çok kıymetli bir mesele aslında. Eğer basın ahlakı İstanbul'da yanlış bir iş yaparsanız biz de size kendinize gelin deriz. Yapılan işin her ne kadar basın adabı açısından provokasyon olsa da şaşırmadığını söylemek istiyorum. Şaşırmadık. Siz Akdeniz'e büyük bir donanma indirirsiniz. Siz Libya'daki tüm oyunları bozarsanız, siz Suriye'de PKK, PYD terör devletine izin vermezseniz, siz Karabağ'da işgale son verirsiniz, siz Kapalamaraş'ı açık maraş yaparsanız, siz 15 Temmuz'da FETÖ'yü yerle bir edersiniz, Reuters ve uzantıları gelirler, Erdoğan aleyhine kampanya başlamaya çalışırlar. Hiç şaşırmıyoruz. Ama bir daha söylüyorum, 85 milyon dik duracağız. Siyasi parti, polemik, kavga hepsi kıymetli ama yurt dışında konularda beraber olmak durumundayız. Geçen hafta mecliste hepsi takip edip oylama yapıldı. Kandil'de teröristlerle, silahlarla fotoğrafı olan bir sözde vekil meclisimizin dokunulmazlığı kaldırmasıyla beraber yargılama süreci başladı. Yargı kendi görevini yapacak. Beraber verir, ömür boyu mahkumet verir, ne verir? Yargı konusu. Ama oturduk dedi ki böyle bir insan Türkiye'nin büyük bir meclise yakışmaz dedik. Türkiye'nin meclisi fotoğrafa gitmiyor dedik. Ve devamsızlığından dolayı da vekilliği düşürürsün dedik.
Takip ettiniz. Bu oylama yapıldı. Oylama yapılırken AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet teröristle fotoğraf veren, dağ dağ gezen, meclise gelmeyen, devamsız olan bu insanın vekile düşsün dedi. Benim teşekkür borcum var. İYİ Parti'ye de. Ama iyi olmak yetmez. İyi olmak kötülerden de uzak durmaya gerektirir. Kendi ortağı olan CHP hayır düşmesin oyu verdi. Teröristle fotoğrafı olan o kişinin devamsızına görmeyelim, duymayalım, devam etsin dedi. Buna isyanım var. Hani terör konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda hep beraber olacaktık. Hani ittifakımız beraber bunlara duracaktı. Altını çiziyorum. Yapılan büyük bir yanlıştır. 90 yıllık bir siyasi partinin bu konuda tavır alamaması da çok büyük bir ayıptır. İsterdik ki komisyonda evet dedikleri dosyaya genel kurulda evet desinler. Ama diyemezler. Sonuç olarak MHP ile AK Parti'nin ortaya koyduğu sinerji diğer partilerin desteğiyle beraber o kişinin oyunu düşürmüş oldu. Ama ben Çanakkale vekiliyim. Makamlar gelir geçer. 4 vekilimiz var Çanakkale'de. Biri bu kardeşiniz. Biri Jülden. Beraber oy kullandık ve dedi ki bu teröristin devamsızlıktan kaynaklı meclis zaman içtik kapatılsın dedik. Soruyorum. Çanakkale'nin diğer iki vekilinin ne oy verdiğini basın, siyasiler, tüm arkadaşlar sorması lazım. Eğer 4 vekil bu konuda bir araya gelemeyecekse hangi konuda bir araya gelecek? Bu konuda dağdaki vekillik iddiasında olan kişinin vekile düşmesine evet oyu veremeyen siyasilere tüm partilerine hesap sorması lazım. Cansu Adam. Cansu Battal. Cansu Battal. Buyurun. Buyurun bakalım. Başkanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.